Peki bu anlatsın. Aa, ben tanıştığımız anı o kadar şu an hala daha net hatırlıyorum ki yani. Ben de Senden çok... bence dinlemek çok daha keyifli olur. Ben merak ediyorum, sen hatırlıyor musun acaba? Ya bir arkadaşımızın doğum günü. Hiç özel bir şey yok aslında böyle. Yani çok ilginç bir durum yok. Bir arkadaşımızın doğum gününe gitmişim. Orada başka bir arkadaşımızı gördüm. O başka bir arkadaşım, ben böyle duruyordum. Tuttu beni kolumdan, bir masaya götürdü. Begümlerin olduğu masayı da tanıştırdı. Ben bir daha bırakmadım. Yalan söylüyor. Ben anlatayım sana. Tamam, anlatıyorum. Ya ben kısa anlatıyorum. Ona sonra işte şimdi Detay mı? program Kadın detay bitti. ister ama. Bu konu bitti. Bu böyle. Ben Hayır. gideyim istiyorsanız, siz Bir aranızda dakika. Hayır. konuşalım. Çok çok küçücük anlatıyorum. Biz üç kız arkadaş bir arkadaşımızın doğum gününe Ben gittik. hiçbir zaman küçücük anlattığını duymadım. Böyle En az 1,5 saat sürüyor, söyleyeyim. masada oturuyoruz. İşte masa ayaktayız daha. Daha oturmamıştık galiba. Bir tane arkadaşımız geldi ve şeye dedi. Erdin Yaşaroğlu karikatürist, tanıyor musunuz falan. O da burada, bak hani arkadaşımı getireceğim, tanışıyor musun? Ben tanışmıyorum dedim. Bizim Hande var, benim en yakın arkadaşım. Erdin Yaşaroğlu, ben bayılıyorum, ölürüm, şöyle seviyorum, böyle bayılıyorum falan. Tamam dedik, süper ya, o zaman tanışalım, şahane. Geldi Erdin, ardından Hande ile Allegra ve ben, üç kız arkadaş olarak bizimle tanıştı. Ve Erdin de şey böyle hani gayet böyle bir duruş ve hani şey yaptı. Sen ne okudun, sen ne okudun, Ha, sen ne sen ne okudun okudun falan. ha? Tabii İyi tabii ya, direkt hayır ama kimlerdensin falan. falan. Hayır, hiç öyle bir şey Merhaba değil. yani hani merhaba, tanıştık da hani sen ne okudun falan. Pardon, burada bu şey adamı değilim böyle. Hani direkt mesela böyle bir sohbet açıp konuşabilen. Klasik işte, nerede okuyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Hem Hani ilk akla burcun gelen ne? soruları sorabilen. Tabii. Burç sormuyorum genelde. Aklıma gelmiyor çünkü. Ha. Benim bildiğim bir şey olmadığım için devam Ben ettiremem. Böyle bir sordum kanalım canım yok ilk yani. akşam. Burcu ne dedim? Burcum havuç, yükselenim tavşan dedi. O kadar biliyorum ama. Ne oluyor dedim ya. Nasıl birine çarptık yani. Ay çok iyiydi bu. Konuyu başka türlü kapatamıyorum çünkü, o yüzden. Ardından biz böyle üç kız arkadaş derken ne okudun ne okudun falan, sıra bana geldi. O kadar bir savunması hissettim kendimi. Ben dedim CV'mi yazayım size dedim. Mail atayım hani bir print out olun. Hani uygun bir platformda anlaşabiliyorsak dedim. Arkadaşlık yapalım yani. Ne oluyor dedim, ne okuyorsun falan. Çok iyi cevap. Yok dedi, sen Evet de dedi yani. Ben yanlış beceriksizim anladın. o yüzden. Yanlış anladım falan filan dedi. Ama ardından işte biz öyle konuştuk falan. Sonra ardından benim arkadaşlarımla sohbet etmeye başladım. Ama biz iki kız arkadaş şeyiz. Süper bak, çok iyi anlaştılar. Şahaneler, çok iyi, güzel Siz falan Hande dedi. ile mi onu anlaştırıyorsunuz? Tabii. Aynen öyle. Ve yani hani çok komik durum yani, hani böyle Hande çok hayran, acayip anlatıyor. Benim evde de şu karikatür, o var bu var falan, onlar sohbet ediyor. Derken yine o bana döndü ardından. Ya ben dedi böyle dedi, böyle bir televizyona bakıyorum çok arada ama dedi bir tanıdık geliyorsun dedim. Evet, oyunculuk yapıyorum, ne olmuş ki dedim. Niye aşağılıyor musun dedim, karikatüristin entelektüel bir insansın, ne olmuş dedim falan. O Hemen şey savunma. yok yok Hiç öyle dedi bir şey ya, yok. yanlış anlıyorsun, benim dedi kuzenlerim de devlet tiyatro sanatçısı dedi, ben böyle dedi, yeni kuşak dedi oyuncuların dedi bu kadar dinamik falan filan anlatıyor falan filan, biz de sohbet etmeye başladık. Yazıyorum yani, özetle. Ya. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı tabii canım. Onun agresifliğine karşı böyle yumuşak geçişlerde tabii. buldunuz sen. Ama şey çok ilginç oldu. Sohbet etmeye başladık. Nerede oturuyorsun? Şurada. Ben de burada. Hani aramızda iki tane apartman var. Hani onca yıl birbirimiz o kadar yakında Aynı oturmuşuz ama mahallede birbirimizi oturuyormuşuz tanımıyoruz mesela. yani. Senin arkadaşların kim? Onlar Burada buna. toplumsal bir sorunda parmak basabiliriz bak. Evet. Daha komşumuzu tanımıyoruz. Ya. Sabahcığım, yani Ya. halimize bak. Diyeyim. Ardından şey çok ilginç. Hani sen onu tanıyor. Evet, ben hani o gün onun doğum gününe ben oradaydım. Ben çıkmışım, sen gel. Çeşme'ye gittin hani. Oraya gittin. Yazlıkta buraya gittin. Her şey çok ortak çıkmaya başladı. Ve o gün şey çok ilginç oldu. Arabayla gelmemiş. Ben dedim benim eve dönmem lazım. Ya dedi bir şey rica edebilir miyim? Madem dedi o kadar yakın oturuyoruz, beni bırakır mısın dedi. Son hamle. Ben de dedim. Halbuki E araba çünkü bir kapalı daha değil mi? bulamayacağım. Bir şey, en azından biraz daha konuşabileyim falan. Belki bir telefon numarası alırım. Ha. Ertesi gün Ha, ararım, bir oradan bir şey. konuşma Ama tabii canım. şey çok neşeli. O akşam tabii ki bırakırım, ne demek falan dedim. Ardından ben şey dedim. Ya Erdi sen çok güzel karikatür çiziyorsun. Yani çizsene falan diyorum. Erdi çiziyor falan. Bu arada telefon numaranı alabilir miyim falan dedi. Tamam dedim. Ben verdim telefon numaramı.
Sonra beraber eve döndük. Ben Erdil'i bırakıyorum. Yağmurlu bir hava. Hiç unutmuyorum sevgili. Hiç unutmamış hakikaten. Yağmurlu bir havaydı. Adam ne kadar işte neydi o? Bir kadınlar Mars'tan erkekler verir. Tabii. Tamam bak ne kadar gittik. Bir arkadaşım doğum gününde başka bir arkadaşımız onların yanına götürdü. Tanıştık konuştuk dedi. Bitirdi. Ya halbuki canım, detay. O da az ya. Değil yani. Hani orada öyle geldi. O kadar öyle. Ama karikatürcüyüm ben ya bir yandan. İşim böyle kısa öz anlatmak ya o yüzden. Ama tabii aslında erkeğim. Yani mesele o. Erkekler bu kadar işte. Tanıştık, merhaba dedik, tanıştık. Asıl cevabı bu. Benim vermem gereken cevap güzel bu. Güzel kısım, esas karikatürlü kısım bu kısım. Ama şey çok evet. Keyifli bak. Daha keyifli. Şimdi bir dakika yağmurda gidiyorsunuz arabadadır. Arabayla gidiyor işte soruyor bana işte sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, senin annen kim, baban kim, ne iş yapıyor, adı kadın. Acayip sorular soruyor yani tamam hayatımı özetlememi istiyor, ne oluyor yani. Biz böyle eve kadar gittik. O sırada benim evimin önüne geldik. İki blok ötede oturuyor ya. Ben burada ineyim dedi. Yok yok dedim rica ederim dedi. Ben evine kadar bırakayım buraya kadar geldik. Ne kadar dedi iyi niyetlisin dedi. Böyle evin önünde durduk. Ben dedim bırakayım seni. İyi akşamlar kendine iyi bak. Cep telefonun gerçek mi dedi. Nasıl dedim ya. İnsanlar birbirine yalan dolan telefonlar mı veriyorlar? Yani ne münasebet. Evet bu gerçek dedi. Saf. Ben, evet, ben safım ya bu konularda. Evet, çok benim saf. Başıma geldiğinden demiyorum. Oluyor. Oluyor. Arkadaşından mı duymuştun? Bana hep gerçek telefon verdiler şimdiye kadar. Yani, ama bir arkadaşına yanlış vermişler. O da sende evet, bilinçaltına yerleşti. Evet, o yüzden oldu. Evet. Ben dedim ki ya tabii ki gerçek telefon var. Niye böyle bir şey soruyorsun? Yok falan dedi. Sonra o gün öyle bitti akşam. Ben eve demek gittim. Demek ki iyi elektrik almamışım. Beni sevmedi galiba falan diye. Paranoya yapmışım ki ondan sormuşum. Sonra şimdi peki, ben de geriye dönük hatırlamaya çalışıyorum. Yorum ama yapıyorum. Ardından şöyle bir şey. O akşam biz çok sohbet etmişiz tamam mı? Hani ben kedileri çok seviyorum. Benim de kedim var bilmem ne odur budur. Bayağı sohbet etmişiz. İşte bir gün sonra işte Erdil'le telefonda konuştuk. Nasılsın ne yapıyorsun? İşte, Erdil aradı tabii. Tabii mesaj mı arama mı? Yok hani Erdil bana şey senin soyadın neydi? Ben şey yapacak ya bir Google'layacak, bakacak, araştıracak ya. Hala kötü niyet var. Hala kötü niyet. Ne kötü niyet ya? Nedir diye bakayım dedim. Ondan sonra ben de şey dedim. Dün akşam bir kızla tanıştım. Güzel miydi değil miydi hatırlamıyorum. Karanlıktı falan. Bir bakayım dedim hakikaten güzel mi diye. Ben de şey yapıyorum böyle. Ben de şu an sana dair yazılmış olan her şeyi okuyorum falan. Okuma, ne komik, değil mi? Okuma, okuma falan yapıyor. Çok acayip gerçekten. Tabii. 21. yüzyıl şeyi işte tanışması. Ardından biz şey de Google'layalım. Bugün ben bakalım dedi. Ekşi Sözlük'te ne demişler. Seviyorlar mı orada? Oradan zaten benim ilk entrim şey. Tabii ben Angut Ekşi Sözlük'ten diye başlıyor baktım. Direkt. O yüzden direkt orayı şey çok dikkate alsaydı herhalde şu anda benim yok, der direkt Ekşi Sözlük'ten baktım ama şey çok keyifli. Ardından şey dedi işte bugün ne yapıyorsun bir programın var mı biz arkadaşlarımızla sinemaya gideceğiz. Ben de şey dedim arkadaşlarınla sinemaya gitmek için organizasyon yapmana gerek yok baş başa sinemaya gidebiliriz. O da direkt şey yazdı vay hani bu arada şeyler MSN'den yazışıyoruz vay İzmirli insan bravo falan da. Ardından dedim ki ben seni alırım biz sinemaya gideriz dedim. Berli almaya gittim. Şimdi kedileri seviyorum ya sabah. Bak hayatımda unutamadığım bir resim bu. Ben sıkıldım ya. O kadar tatlı ben sıkıldım. İzleyici niye sıkılmasın bundan? Sabah bak. Yani o kadar uzun anlatıyor ki. Mı? Sıkılmadınız bak, mı? Bak kameraman arkadaşlar sıkılmamış. Sabah ama bir şey söyleyeyim bak. Hep böyle misiniz? Hayır bak. Ay çok şey. Evet hep böyleyiz. Aklımdan şöyle bir şey oldu. O gün Erli almaya gittim. Beresini takmış. Güneş gözlükleri. Sinemaya gideceğiz ya biz. Ben kedileri seviyorum demişim ve evde kedim var demişim ya. Bütün mahallenin kedilerini toplamış. Orada oturmuş. Nasıl uğraştım gelene kadar? Sokakta. 15 saat erken indim tabii hepsini. Yemek götürdüm falan. Sokakta hepsi toplandı. Kedileri toplamış ama öyle bir resim var ki orada. Bir tane adam böyle duvara oturmuş orada böyle gayet mülayim. Bütün kedileri seviyor. Onları okşuyor falan filan. Kızlar dayanamaz ya. Hayatımın erkeği dedim ya çok tatlı. bir şey yaramış ama. Kimse eleştirmesin. Sonuca bakın. Sonuca bakın. Evet. Doğru. Oldu mu? Olmadı mı? Oldu.